Tecrit gerçekten bir kişinin toplumdan kopartılarak yalnızlaştırılmasıdır, hiçleştirmektir, soyutlamaktır. Ancak mutlak iletişimsizlik hali dediğimiz duruma geldiğinde ise tamamen kişiliğine ve bilincine yönelik fiziki işkence olmadan parçalayarak yok etmektir. Tecriti gerçekten İmralı Adası'nda istisna bir hukukun uygulandığını bizim dışımızdaki insanlar da biliyor. Ama gerçekten devletin politikası, AKP-MHP iktidarın politikasıyla birlikte tecrit kelimesi hiçbir şekilde kullanılması ya da savunulması veya herhangi bir şekilde dile getirilmesi dahi istenilmiyor. Tecritin bugün tecrit edildiği durum aslında gerçekleşmiş. Zaten bugün Bursa İnfaz Hakimliği de bunu çok iyi biliyor. İmralı İdare Hapishanesi de bugün yapılanın tecrit olduğunu çok iyi biliyor. Tecrit gerçekten İmralı'da başlıyor, topluma yayılıyor. Yani gerçekten bu böyle. Ha bunu nasıl böyle mesela, bunu bir tersten düşünelim. Mesela şunu söyleyebiliriz. Tecrit bugün olmasaydı yansımaları dediğimiz durum gerçekleşecek miydi? Mesela şunu diyebilirim. Kobani Kumpas davası kurulmazdı. Mesela yasama dokunulmazlığın paramparça edildiği, alt üst edildiği Can Atalay krizi yaşanmazdı. Biz şunu söylüyoruz. Tecrit bugün olmasaydı toplumun birçok kesiminde uygulanan hukuksuzluk bu hale gelmeyecekti. Hatta hukuksuzluğun dışında ekonomik kriz bile dahi bu hale gelmeyecekti. Çözüm sürecine bakıldığında Türkiye'nin ekonomisinin, yani döviz ilişkisinin terse gösterdiği durum o zamanlarda vardır. Mesela bakılabilir. Gerçek anlamda da ekonominin en iyi olduğumuz dönemde, çözüm sürecinin var olduğu dönemdir. 2013'ün Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti. MİT'le Öcalan görüşmesi için aslında İmralı süreci değil, çözüm süreci olarak nitelendirilmesi gerektiğini, değerlendirilmesini gerektiğini söylüyor. Zaten bu da devletin, hatta Cumhurbaşkanı'nın dahi aslında burada Sayın Öcalan'ın baş aktör olduğunu kendileri zaten ifade etmiş, belirtmiş oluyorlar. Bugün Gever'de gördüğümüz kayyum, bugün mesela tecrit olmasaydı kayyumlar atanabilir miydi? Ya da kayyumlar bu şekilde olabilir miydi? Yani kayyum gerçekten hukuksuzluğun inşa edildiği bir belediyede kayyum gerçekleşebilirdi. Ama kayyum tüm Kürdistan'a yayılmazdı. Bu mutlak iletişimsizlik haliyle birlikte sıradanlaştırmaya çalışılması, Öcalan'ın işleştirilmeye çalışılması, hatta unutturulmaya çalışılmasıdır buradaki amaç. Sayın Öcalan'ın fikrine, Sayın Öcalan'ın geliştirdikleri önerilere, paradigmaya karşı yapılmış olsa da tecrit bu anlamıyla gerçekten istenilen noktaya varamaz. Çünkü Sayın Öcalan'ın fikirleri ya da paradigması ya da gerçekten geliştirdiği yol yöntem olarak baktığımızda artık bunun önüne geçilemeyecek bir durumda. İstedikleri kadar mutlak iletişimsizlik hali alsın, 10 yılı bulsun. Ama Öcalan'ın fikirleri İmralı'yı aşmış. Hatta bugün Kürdistan değil, tüm Orta Doğu'da, tüm Avrupa'da, dünyada kendini gösteren bir durumdur. Mesela biz geçen gün 1330 avukatla birlikte Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuru kampanyası için Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığımız basın açıklamasını, hukuk uygulanmalıdır, tecrit son bulsun pankartımız basın açıklamasına alınmadı. Sebebi ise pankartın üstünde tecritin yazılmasıydı. Bugün ne diyoruz? Daha önce de söyledik. Tecritin bile tecrit edildiği bir yerdeyiz. Tecrit kelimesine artık devletin tahammülü kalmıyor. Her alanda, her yerde milletvekillerimiz mesela bir tecritle alakalı basın açıklaması yapmak istediklerinde o şekilde kalkanlarıyla onları öyle bir alıyor ki basın herhangi bir şekilde bile dahi bunları göremiyor bile. Bu aslında kişiye ya da milletvekilimize ya da herhangi meslektaşımıza yapılmamak istenen bir durumdan ötürü değil. Bu tamamen İmralı'ya dönük uygulanan hukuksuzluğun ifşa edilmesinin önüne geçilmesidir.